Tamam. Şimdi mi? Arkadaşlar. Tamam, ben yaklaşacağım. Ben yaklaşacağım. Arkadaşlar. Tamam mı? İyi miyiz? Seni biraz çevireceğiz böyle. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Arkadaşlar hadi. Bir dakika. Hazır mısınız? Tamam. Hazır mısınız? Hazır mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar hadi bak. Bir şey olmaz. Hazır mıyız? Otur, çek kameralar çeksin, çek. Fotoğraflar çalışsın. Tamam. Açın gözünü seveyim ya. Bakın arka görmüyor. Arka görmüyor diyor. Arka görmüyor. Arkadaşlar. Siz rahat çalışın. Ben dostlar merhaba. 6 yıl sonra merhaba. Sizler rahat çalışın. Sevgili meslektaşlarım, kardeşlerim. Rahat çalışın. Ben siz ne istiyorsanız onu yapacağım. Merak etmeyin. Buradayım. Özgürlüğü birlikte paylaşacağız. Buradayım. Sakin olun. İstediğiniz gibi olacak. Efendim geçmiş. Tamam mıyız? Çok teşekkür ederim. Abi kaldırma şunu. Ya vallahi geliyor. Oradan bir tek. Oo, Hıdır abi de geldi, tamam. Çadır valimiz de geldiğine göre işlem tamam. Tamam. Tuncay Bey buyurun. Arkadaşlar lütfen yeter artık, başlayalım. Arkadaşlar. Şurada arkamda. 6 yıl sonra zulmün bittiği, özgürlüğe kavuştuğumuz bir gün olmasını çok isterdim. 6 yıl sonra Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun olmamasını çok isterdim. 6 yıl boyunca içeride çektiğimiz sıkıntılar keşke bugünün konusunu oluşturabilseydi. Ama bugün dışarıda yaşananlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bizim içeride yaşadıklarımızdan, bizim mağdur bırakıldığımız zulümden daha ağırdır. Ancak 6 yıl boyunca bize yapılan hiçbir şeyle ilgili olarak kin, husumet, öç alma duygusu içinde değiliz. Tam tersine. Biz bugün kindar ve zulümle dolu bir dönemin sonlandırışı için buradayız. Özgürüz, özgürlükte kucaklaşıyoruz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo çok dramatiktir. Türkiye yapayalnız bırakılmıştır. Dostlarından bırak ayrılmıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo uçurumun kenarındaki bir ülke tablosudur. Biz hep beraber, el ele, birlikte, hiçbir ayrım gözetmeden, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, hiçbir ayrımımız olmadan, kimseyi ötekileştirmeden, bütün ötekileri aşarak hep beraber barışla, sevgiyle, umutla geleceğe yürüyeceğiz. Ben öldürülemediğim için 1996 yılından 2007 yılına kadar 5 suikast geçti başımdan. En son 2007 yılında öldüremedikleri için hapse attılar. 6 yıldır suçun nedir diye soruyorum. Savcıya, başkan Tuncay Özkan'a suçunu söyleyin dedi. Savcının verdiği yanıt, Tuncay Özkan'a suçunun söylenmesi ihsası rey olur. O yüzden Tuncay Özkan'a suçunu söylemeyin demiştir. Ve yarı beline kadar kürsüden aşağı sarkarak sanık suçunu en iyi kendisi bilmektedir. Anlatsın biz de öğrenelim demiştir. Bunlar dava tutanaklarında vardır. Ancak biz bugün bunların hesaplaşma günü olmadığına inanıyoruz. Biz Türkiye ile kucaklaşarak, umutla, barışla geleceğe yürümek için bugünün bir adım olduğuna inanıyoruz. Ancak bugün dahi çıkışımızı engellemek için bizi yargılayanların sergiledikleri tablo hukuk açısından bir ibrettir. Şeytanla yatağa girdiler, çarpılarak çıktılar. Artık bu çetenin içinde bulunduğu tablo nettir. Canımıza kıymak isteyenler Ankara'da Türkiye'yi yönetenlerin en yakınlarındadırlar. Bunlar bu dava dosyalarında sabittir. Ancak bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargıçlarının yetki gaspı yaparak bizi cezaevinde bırakmak için uyguladıkları tablo, Gezi olaylarında öldürülen arkadaşlarımızın bu ülkeyi var etmek için, bu uygarlığı yaşatmak için can veren şehitlerimizin çektikleri ve yaşadıkları yanında hiçbir şeydir. Bugün o insanların anısına saygıyla burada eğiliyorum ve şunu söylüyorum. Tuncay Özkan'ın varlığı bu ulusun varlığına armağandır. Ben insan uygarlığını geliştirmek için mücadele ettim. Bundan sonraki yolculuğumu da bununla sürdüreceğim. Ne bu ülkeyi
diplere, karanlıklara götürmek isteyenlerden korkarım. Ne de onlar bu kavgalarında başarılı olabilirler. Mustafa Kemal'in aydınlığıyla bu karanlığı yıkacağız. Ve bu karanlık yok olup gidecek. Türkiye'de her evin içinde Mustafa Kemal'in aydınlığı ve sıcaklığı duyulacaktır. Ben 14 yaşında bıraktığım Nazlı Canım'ı bugün 21 yaşında geri alıyorum. Ama Nazlı Can artık bu ülkenin çok değerli bir evladıdır. Bu ülkeye armağandır. Ben eşimle nihayet kucaklaşabildim. Ben beni seven dostlarımla, avukatlarımla, Ahmet Çörtoğlu başta olmak üzere, Hüseyin Ersöz başta olmak üzere, Hıdır Tanrıverdi başta olmak üzere, Taner Kazanoğlu başta olmak üzere. Bu dostlarımla, burada bizim birlikte yürüdüğümüz Mustafa Nihat Karslı, Ahmet Bey, Ruşen Özmen, hep beraber kocaman bir yumak oluşturarak, kocaman bir gül yumağı oluşturarak Türkiye'yi kucaklayacağız. Bakın size bir şey söyleyeyim. Beni haksız ve hukuksuz olarak tam 517 gün hücrede tuttular. 517 gün boyunca hücrede Türkiye'nin yaşadıklarına daha çok üzüldüm. Kendi yaşadıklarımdan daha çok Türkiye'nin yaşadıklarına üzüldüm. Çünkü bu ülke hırsızlarla katillerin eline bırakılacak kadar küçük değildir. Bu ülke hırsızlardan ve katillerden hesap soracak. Onlarla hesaplaşacak kadar büyüktür. Ve bu ülkenin insanlarının vicdanı ve bu ülkenin insanlarının gönlü bu hırsızları ve katilleri reddedecektir, kusacaktır. Mesleğim adına bir şey söylemek istiyorum. İlk günden beri bana gösterdiğiniz dayanışma için beni kucaklayan Türkiye'deki gazeteci kurumlarına, Atilla Sertel'e, Ercan İpekçi'ye, Pınar Türenç'e ve diğer dostlarımıza, Ümit Gürtünay'a, diğer dostlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. En König'e, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı'na, Norveç Gazeteciler Sendikası'na, Amerikan Özgürlük Komitesi'ne ve diğer özgürlük komiteleri ve insan hakları teşkilatlarına hepsine teşekkür ediyorum. Mücadelemiz dostlukla kucaklaşmak için yapılan bir mücadeledir. Faşizm vardır, insanlık suçudur. Bugün onların adaletsizlikleri karşısında takdir-i ilahi gerçekleşmiştir. Ve Türkiye'de mahkemeler var diyen mahkemeler, bugün adalet yoktur diyen mahkemeleri yerle bir etmişlerdir. Bundan sonra Türkiye başka bir Türkiye olacaktır. Ve bugünden sonra Türkiye'de Allah'ın izniyle, buradan herkese söylüyorum, Türkiye'de bambaşka bir iklim göreceksiniz. Bambaşka bir iklim göreceksiniz. İçeride bütün arkadaşlarımız için tahliye kararları gelmeye devam ediyor. Bütün mahkemeler özgürlük dağıtıyor. Biz özgürlükte kucaklaşacağız ve güçlü, güvenilir, mutlu Türkiye'ye yürüyeceğiz. Bu yürüyüşü kimse engelleyemez. Size çok teşekkür ediyorum. Var olun. Eğer sorunuz varsa yanıma... Kızınız Nazlı yaşındaki Nazlı Can ne düşünüyor? Yani Nazlı Can kliplerini okuyorduk ama... Babana kavuş. Evet. Ya 6 senedir devam eden bir şey mücadelemiz var. 6 senedir gerçeğin anlatmaya çalışıyoruz. Hakikati anlatmaya çalışıyoruz. Bunun siyasi geliştiğinin en başından beri farkındayız. Bugünkü konumda da kararlar siyasi olabilir ama içeride masum insanların bir gün daha fazla durması artık bu ülkenin de vicdanını sızlatmaya başladı. Herkese fazla gelmeye başladı ama içeride işte babam çıktı bugün, 61 tutuklu gazeteciden bir tanesi çıkmış oldu. 60 tutuklu gazeteci hala içeride yatıyor. Tutuklu öğrenciler hala içerideler. Avukatlar içeride. Hala bir zulüm devam ediyor ama bu karanlık için iyi bir aydınlık olacağını umuyorum. Berkin Evan hala uyuyor. Ama bütün bunların dağılması için güzel bir güneş doğumu olur diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, İstiklal Marşımızın 3. kıtasının 1. mısrasıyla artık isterseniz bitirelim. Yurduma düşmanları uğratma sakın diyor. Demek ki yurdumuza alçaklar ve düşmanlar uğrayabiliyor. Yurduma alçakları uğratma sakın. Yurduma alçakları uğratma sakın. Demek ki yurdumuzda alçaklar ve hainler var. Hırsızlar ve katiller var. Bu Türkiye'yi o alçaklara, hırsızlara ve katillere bırakmayacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Hepiniz birer özgürlük savaşçısı olarak tanıklık ettiniz, mücadelemize katıldınız. Hepinize, bütün Türkiye'ye, gönlünden geçen her sevdayı buraya taşıyan Türkiye'deki her bir yurttaşımıza, gönlünde, aklında, Silivri zindanlarında yatan bizlerin acısını duyan her yurttaşımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Onların önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. En yakın zamanda onlarla kucaklaşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Eve gideceğiz. Eve gideceğiz. Alo. Merhaba hocam, nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk.
Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Var olun hocam. Kucaklaşacağız hocam. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Bilmez miyim hocam? Var olun. Geçelim hadi. Var olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Kucaklaşmak üzere hocam. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın hocam. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Arkadaşlar, bir de bir konuda yardımınızı rica ediyorum. Muzaffer Tekin kanser hastası. Pankreas kanseri. Ve kanser bütün vücuduna yayılmış durumda. Tahliye etmiyorlar. Tahliyesi gelmedi henüz. Herkesin Muzaffer Tekin'in tahliyesi olması konusunda, hastaların tahliye olması konusunda yardıma ve dayanışmaya çağırıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Can Halim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bak babanı yarın alacağız bize kızım demiştim. Gerçekten. Okudun mu onu? Evet, gazeteci yazar Tuncay Özkan serbest bırakıldı. Açıklamalarını dinledik. Son olarak beklenilen bir tahliye kararıydı. Beklenilen bir tahliyeydi.